Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Bu dersimizde seninle birlikte eterlerden soru çözmeye devam edeceğiz. Adlandırmalarla ilgili açık uçlu sorular çözmüştük. Şimdi ise çoktan seçmeli yani test kısımlarımıza bakacağız. Yine Orbital Yayınları Organik Kimya Soru Bankası'ndan çözüyoruz sorularımızı. Sayfa 142. Birinci soruyla başlıyorsun. Formülü yukarıda verilen bileşikle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Sistematik adı metoksietandır. Şimdi metoksimetandır diyor. Sistematik adlandırmada ne yapıyorduk? Bir tanesini alkoksi, diğerini de alkan olarak adlandırıyorduk. Küçük olan karbonlu olan alkoksi, diğeri ise alkandı. Karbon sayıları zaten bunların aynı. Metoksimetandır, doğru. Özel adı, özel adında ise alkil adları ve sonuna eteri getiriyorduk. İki tane metil var. Dimetil eter, doğru. Basit eterdir. Basit eter kelimesi şu. Simetrik olan eterlere basit eter diyoruz. Simetrik olmayanlara ise karmaşık veya karışık eter dersin. Tamam. Üçü de doğru. Cevap D şıkkı. İkinci soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Hep yaygın adlandırılma vermiş. Çünkü eter demiş. Biliyorsun sistematik adlandırmada oksi yani alkoksi kelimesi olması gerekiyordu. İki tane metil grubumuz var. Dimetil eter doğru. Metil grubumuz var. Propil grubumuz var. M harfi P harfinin önce geleceğinden dolayı metil propil eter olması lazım. Ama bu ne demiş? Propil metil eter yanlış oldu. Hocam bu kadar ince ayrıntıya dikkat etmemiz lazım mı? Evet dikkat etmen lazım. Diğer şıklara baktığın zaman bu hatayı görmezsin mesela. Etil var metil var. Metil etil eter. I harfi izopropil. Metil izopropil eter. Doğru. İki tane etilimiz var. Dietil eter. Doğru. Üçüncü soru. Yapı formülü yukarıdaki gibi olan bileşikle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Asimetrik eterdir. Baktığın zaman metil grubumuz var. Bir de izopropil grubumuz var. İki karbon sayısı farklı. İki taraftaki karbon sayısı aynı olursa simetrik oluyordu. Aynı olmadığından asimetriktir. Doğru. Özel adı izopropil metil eterdir. İzopropil yapısı. İzopropil yapısını tekrar sana bir hatırlatıyorum. Propilin ikinci karbonundan bağlanırsa izopropil ismi alıyordu. Sistematik adı küçük olana alkoksi adı veriyordun. Metoksi ikinci karbona bağlandığı için 2 metoksi propan olacak. Doğru. Kapalı formülde zaten tek tek sayacaksın. Kaç tane karbonun var? 1, 2, 3, 4. C4. Hidrojenin 6, 9, 10. Oksijen de bir tane. Doğru. İzomeri olan alkol yoktur. Aynı sayıdaki karbon sayılı alkolümüz izomeridir. Niye olmasın ki? Hani şu olur. CH3, CH2, 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 OH. Bak aynı sayılı karbon ve izomeri. Alkol oldu. Fonksiyonel grup izomeri oldu. Cevap E şıkkı. Dördüncü soru. Etil en propil eter bileşiği açık formu aşağıdakilerden hangisidir? Oksijeni yazdın. Etil dediğin şey C2H5. N-propil demek düz zincir demek. Değil mi? CH2, CH2, CH3. Bunu arayacağız şıklarımızda. Baktığın zaman bu da nerede var? Burada mı var? Cevap D'dir. Beşinci soru. Yapı formülü yukarıda verilen bileşikle ilgili yargılanan hangileri yanlıştır? Metil, fenil, özel adı fenil metil eteridir. F harfi daha önce geldiğinden. Doğru. Sistematik adı metoksi benzendir. Metoksi benzen mi deriz? Evet. Bakarsak küçük olan grup bu. Metoksi benzen olur. Simetrik eterdir. Simetrik eter olabilmesi için iki tarafta da aynı olması lazımdı. Birinde fenil, birisinde metil var. Aynı değil. Yanlış. Anisil olarak adlandırılır. Bunun çok bilmene gerek yok. Ama doğru. Yani bilmesen de olur. Anisil olarak adlandırılır. Zaten bir ders önce üstüne karaladığım bir soru vardı. Orada da anisil olduğunu cevabından da görmüştün. Yanlış olanı sormuş. Cevap B şıkkı. Altıncı soru. Siliyorum şuraları bir. Bileşiğin sistematik adı aşağıdaki hangisinden doğru verilmiştir diyor. Baktığın zaman burada neyim var? Metilim var. Burada da 1 2, 3, 4, 5 karbonlu pentanım var. Ama ikinciye bağlı. Bak ikinci karbona bağlı. Metoksi yazdım. 2 metoksi. 2'yi neden yazdım? Çünkü pentanımız 2'ye bağlı. Tamam mı?
4'e de bir metil bağlı. 2 metoksi. 4 metil. Pentan. Hangi şıkkımızda var? A'da var. Şunlar gitti zaten. 7. soru. Bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri yanlıştır? Özel adı etil metil eterdir. Metil grubu, etil grubu E harfi önce geliyor. Etil metil eter. Doğru. Sistematik adı etoksimetandır. Sistematik adda küçük karbona alkoksi adı veriyordun. Yani metoksi etan olması lazım. Etoksi demiş, yanlış. Karmaşık eterdir. Asimetrik eterlere karmaşık eter diyorduk. Baktığın zaman karbon sayıları farklı olduğundan asimetrik eter. Yani karmaşık eterdir. Doğru. Yanlışı sordu. Cevap B şıkkı. 8. soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? 2 tane fenil grubumuz var. Difenil eter. Tamam. Sıkıntı yok. İzopropil. Değil mi? 1, 2, 3. İzopropil. Baktığında yine izopropil. Diizopropil eter olması lazım. Propil demiş. Propil olabilmesi için birinci karbona bağlı olması lazımdı. Yanlış. Cevap B şıkkı. Diğerleri de zaten doğru olmuş oluyor. 9. soru. Bileşiğini adlandırmak için hangileri kullanılabilir? Etil grubumuz var. Burada da bir terbütil grubumuz var. Etil terbütil eter dersin olur. İzobütil demiş. İzobütil olmaz. İzobütil olabilmesi için şu CH3'ün burada olması lazımdı. İzobütil yapımız şu yapıydı değil mi? Zaten izo yapısı ikinci karbona bir tane karbon bağlanması demekti. İkinci karbon iki tane bağlanmış olacağı için bu olmaz. 2 etoksi 2 metil propan olur mu? IPEC adlandırmaya göre etoksi dersin. İkinci karbona bağlı olduğundan dolayı 1, 2, 3. 2 etoksi. 2'de bir de metil var. 2 metil propan diyebilirsin. Cevap doğruları sorduğu için 1 ve 2 C şıkkıdır. 10. soru. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin genel formülü CnH2n artı 2 O değildir? Yani eter değildir diyor. Veya tek oksijenli eter. Bak, bir tane oksijen olacak. İki tane oksijenli gördüğün olursa onu hemen işaretleyebiliriz. Hepsinin oksijen sayıları 1-1-1-1. Sıkıntı yok. O zaman hidrojen sayılarına bakalım. Bak, şurada şak diye gözün hemen çarpıyor. C2 H5 olması lazım. H2 demiş. Yani bunun genel formülü ne oldu? C4 H8 O oldu. Cn 2n artı 2 olmadı. Cevap C şıkkı. 11. soru. Bileşiğiyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Metil grubumuz. Bu da bizim için vinil grubumuz. Özel adı metil vinil eterdir. Doğru, sıkıntı yok. Bir propanol ile izomerdir diyor. Şimdi alkollerle eterler izomer ama burada gördüğün gibi alkan yapısı yok. İkili bağ var. Alken yapısı var. Bu yüzden ne olur? İzomer olmaz. Çünkü kapalı formüller farklı. Bir propanol demek C3 H7 OH demek. Baktığın zaman hidrojen sayımızın 8 olması lazım. Buradaysa o kadar hidrojen yok. Olmadı. Sistematik adı metoksi etendir. Sistematik adı metoksi diyebilir miyiz? Küçük olan karbon metoksi. Bu da etan değil, etendir. Doğru. Bu oldu. Cevap 1 ve 3. D şıkkı. 12. soru. Yukarıda açık formül verilen bileşikle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Özel adı terbütil eterdir. Terbütil. Şurada bir de metil var. Metil terbütil eter olması lazım. Yanlış. Sistematik adı 2 metoksi 2 metil propandır. Aslında şurada da yaptım bu soruyu. Yani şu kısmı burada da yorumladın. Oradan da çıkartabilirsin. Sistematik adı dediği için metoksi yazacağız. Karbonumuz burası olsa 1, 2, 3 ikinci karbona bağlandı. 2 metoksi oldu. İkinci karbonda bir de metil grubu var. 2 metoksi 2 metil propandır. Doğru. Kapalı formülü C4H10. Zaten 5 tane karbon var. 1, 2, 3, 4. Bu her halükarda yanlış oldu. B şıkkına doğrudur diyoruz. Böylelikle alkanlı eterlerin adlandırmasını sonlandırdık. Bir sonraki testi sen kendi kendine çözüyorsun. Ben çözümünü yapmayacağım. Tamam mı? Konuyu hem ne kadar öğrenmişsin kendini görmüş olursun. Yine adlandırma testi 59. Bir sonraki derste ben
60'ı çözeceğim. Yani şu fiziksel ve kimyasal özellikli olan kısmı çözeceğim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.